Merhaba. Buz 9 dergisi güzel bir şey hazırlamış. Ben de aranızda olmaktan mutluyum. Küçük bir şiirle katkı sunacağım. Güzel gece. Güzel bir geceydi. Biliyordum. Geçmiş gelecekten daha hızlıdır. Bunun için savaşılır dedim. Güzel bir geceydi. Ölüler toprağa düşer düşmez dirilir. Toprak dünyanın aklıdır ve deli. Yarım yamalak şiirler yazıyordu biri. Bir diğeri adam vurmuş, çekirge sever. Şuradakini anahtarlarıyla gömmüşler. Sonunda bütün ölülerle dans ettim. Acemi, güzel. Rüyalarımız aynıysa bu dalları kim kırdı? Onlar içti ben ayıksam hesabı kim ödedi? Nasıl uçtuk bir uca, pusulayı kim çaldı? Dünyayı tekrarlamadım. Onlar gibi bir omuzda sabahlamadım. Uzundu gece. Beni bir kuyudan aşağıya attılar. Sonsuz uçuşum karanlığına tamamladılar. Güzel bir şey vardı, unutarak vurdular. Bense hatırlıyorum her şeyi. Güzeldi gece. Kadınların yaşam yaratma gücünün onların yaşamını elinden alanlardan çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Daha güzel günlerimizin, daha güzel bir geleceğimizin olması ümidiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepinize sevgiler. Maria'nın endişeleri. Azalsam askıda bulması olurum kendini E harfinin. İki yanımda tedirgin eklem bacaklılar. Dünya kağıdın ortasında delik bizim burada. Katlanarak yapılan bir şey uzak Asya ve karnımda. Annem birkaç kez oldu. En uzunu bu. Elleri yokmuş gibi dizlerine vurmaya. Ben birkaç kez dedim hadi benden kurtulun. İpe dizin bu beni, suyumu akıtın. Annem saymayı bilmez. İyi kadındır. Devlet ondan bizi yaptı. Herkes ondan kurtulmak. Kırmızı elmalarla dolu tarihim oldu. Sevinelim. Deniz benim eskiden yaptığım bir şeydi. Ama şuramda bir boşluk. Beyaz ki beyaz. Annemi yün çuvalından döküp bana dolduralım. Biz nasılsa evlerden beni oyup duruyoruz. Ama diyorum, elmaları çuvala dolduralım. Seni içime. Alnımdan bir şey kuralım. Asma köprü olsun. Biz dünyadan tek katlı ev yapacaktık. Mümkünse içime. Sahiden yapacaktık. Bahçeli düşünmüştük. Sonra bir şey oldu. Ben anlatmaya başladım. Anlatınca ortada ev filan kalmaz. Anlatınca bulduğu ilk terliği ayağına geçiren kız evin çatısından içine atlar. Diyordum ki tek göz oda yapacaktık senin yerine. Ben konuşmayı bilince hepsi geçti. Üstümden köprü geçti önce bir yere uzanan. Ne diyordum? Ahmet sıva ustasıydı çok sustuğum zamanlar. İçimde bir ev mümkündü, anlaşmıştık. Ayaklarımı karnıma çeksem buralı olacaktım. 29 sene bunu bekledim, ait ve olağan. Üzülmek bir inanış biçimi bizim burada. Ellerine inanıyoruz, o ayrı. Ama diyor ki Maria, boşluğu az öteme götürün.
içimden başka yere, sizin orada bir yere. Bazen diyor ki Maria, kendini dosyalayıp, biri üzülmekten ölecekse bu ben olacağım. Merhaba, ben Petek Sinem Dulun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl savaşın gölgesinde yaşanıyor, yaşanacak. Savaşın gölgesinde biz başka sorunlar yaşarken, savaşın içindeki kadınların bambaşka, çok daha hayati mücadeleler verdiğini görüyor ve izliyoruz ne yazık ki. Ekrandan izlemek son derece kahredici. Kimisi ülkesi için savaşırken kadınların, kimisi de çocukları ve hayati sebeplerden başka ülkelere sığınabiliyorlar. Ve bu sığınmayla birlikte, mültecilikle birlikte bambaşka sorunlar gündemlerine oturuyor bir şekilde. Bunlar da nedir? Bugün hala geçmişten bugüne değişmeyen bazı anlayışlar var. Kadının ganimet olarak algılanması sorunu gibi. Bunun son derece rahat bir şekilde dile getirilmesi, söylenmesi, günümüzün şartlarında böyle bir şeyin düşünülmesi bile son derece rahatsızlık verici. Biz bugün savaşın gölgesinde ya da savaşın içinde kadınları konuşmuyor olsaydık bile bambaşka şeyler konuşacaktık. Nelerdi bunlar? Bir tanesi, kadının kendi bedeniyle olan savaşının neden olan etmenler. Sistemin, farklı bakışların, kadını tek tipleştiren, beden algısını değiştiren, değiştirmesine neden olan etkenler. Kendiyle savaşmasına neden olan etkenler bunlardan bir tanesi. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Kadın her bedende, her ölçüde, her ölçekte özgür ve güzeldir. Özgür ve güzeldir. Bu hep böyleydi ve hep böyle olacak. Teknik yorum. Mekanik duyular edindim. Damarlarım elektrottan. Hızla geçerim, hız rüzgardır sokakta. Söz kümeleri hep apansız. Buluntu derim, kimle ubuntu, kimle göre bulantıdır o. Düzelti yorum sanatı değildir. Küsüp kapatılınca otomatiğe alıyorum. Yeniden başlatıyorum, yeniden. Gerilim tuş takımında basınç. Arayüz sıcak, iç döküm donup katılaşıyor. 0, 1, 1, 0, 1. Unut, hatırla, hatırla, unut, hatırla. Ses saçlarıma dolanmışsa koparlığını duyarım, duy yargılarla. Evet, biraz didaktiktir etik. Tekrar ediyorum. Düzelti yorum sanatı değildir. Sarmal sonsuzlukta hırpalama, yoruyor kalp güç kaynağını. Unuttum, hatırla, unut, hatırladım, hatırla. Ekipman olarak kontrol kalemi seçip yanlışları çize çize, veri yükleme, geri yükleme, yük getirme diye diye tekrar tekrar ediyorum. Düzelti yorum sanatı değildir. Erişim sıfırlandı. Hi all, my name is Astrid Papakristodoulou and I make what I call sculptural poetry. I'm particularly interested in poetry that moves away from the anthropocentric viewpoint, and I'm influenced by a lot of female poets and artists like Maggie O'Sullivan, who is looking to unearth language, what she calls the soils of language, and that is very close to my heart. What I try to produce is a feminist gesture of sculptural poetry in a form that has been historically dominated by men, and I'm interested in poetry that is interwoven but also reactive to its material landscape. And the landscape that we see at the moment is one that is fueled by consumerism, capitalism, and so I think poetry should be a tool to bring all these problematic views into focus. A poem like a ripple, an ever-changing ripple that moves hopefully as the world listens,
is something that can have an echo in the world, and I like to think of poetry as a tool for that. The feminist implications of sculptural poetry and innovative poetry in general is very important for a 21st century contribution to this field of innovative poetry, and particularly as the world is driven by inequalities. And I think that those feminist gestures, as I call them, are important to paint a more full picture of these inequalities. İdgâm-ı me'al-gunne, genizden gelen bir sağım duvar. Ve toplu iğne başı kadar su değmemiş çıplığın yanıldığı gibi okunur bitemleri. Sağın solun meleklerden kaybı vizartla telafisi girmez zamanın yer küre darül harp. Üç kulhü bir elham, ikonik etiket glitchlenir. Gerçekle hayal arası tedirger. Crypto puts on chain. Sureti cemaline yakışır mask. Metaverse keşke dijital ahiret. Vakti girmez telafisi zamanın. Yer küre darül harp. Titreyen bebekleri gözlerinde mürtet. Falling. Ebediyen seferiyiz. Exit. Merhaba, ben Betül Dündar. Dünya Kadınlarının Birlik, Beraberlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 8 Mart dolayısıyla Buz 9 dergideki emekçi arkadaşlarımın, sevgili şair dostlarımın davetiyle sizinle bir şiirimi paylaşacağım. Tarih bilinci, eril tahakkümün üzerimizdeki baskısı, her alanda zapturap altına alınmışlığımız, bugün kadın oluşum mücadelesiyle daha fazla yan yanayız. Ürettiğimizin hakkını alabilmek, karşılığını alabilmek için daha fazla birbirimizle yan yana durmalıyız. Hani can güvenliğimizin de artık olmadığını düşündüğümüz bu tarihlerde, bu zamanlarda üzerimize düşen birbirimiz için daha fazla can toplayacağımız bir hayata arzuluyoruz. Bu bizi ve toplumsal cinsiyet anlamında biçimlendirilmiş zamanı ancak dayanışmayla aşabileceğimize inanıyorum. Sokakta da böyle, üretim alanlarımızda da böyle, işin açıkçası en eril alan olarak görülen şiirde de böyle. İki dağ arasında. Rakka'da satmışlar kız kardeşimi. Elleri kalbinden büyükmüş alanın. Ağzı ellerinden büyük. O kadar olur zaten çiğnemeden yutanın. Dün bir serçe gördüm. Sanki uçarken ölmüş. Güneş ne zaman terk etti onu? Nasıl çekiverdi dağlara ışıksız, soğuk? Gövdesine dolanmış kardeşimin bir sarı sarmaşık. Rakka'da gök, gök değil mi? Dağ, dağ da, dağ uçan kuş değil mi? Yokluyorum kendimi. Etim kemiğime geçmiş. Ruhum akranım çıkmış. İçimi dolaşıyor acının suyu. Bu kızlar pazarı değil mi? Dün bir rüya gördüm. Sanki celladım üzerimde ölmüş. Açtım gözlerimi, attım üstümden celladı. Kaptırmışım sadece bir parmağımı. Sıkıştı kaldı Rakka'da, iki dağ arasında. Tam da kız kardeşimi Allah'a gösteriyordum. Merhabalar, ben Zeynep, Zeynep Arkan. Bugün 8 Mart 2022, bazı kadınların, bazı erkeklerden çiçek alacağı bir gün değil sadece. Herkes kendi dünyasından bir anlam yüklese de kadınların varlığı ve meseleleri bir şekilde gündem olup konuşulduğu için 8 Mart'ı önemsiyorum. Kavramlar, olgular, hatta özel günler hiçbir zaman tek hikaye üzerinden okunup anlamlandırılamaz, yorumlanamaz diye düşünüyorum. Fakat Kadınlar Günü, kadın olmak, kadın hakları gibi meseleler her zaman hepimizin hikayesini içine alarak önem kazanıyor. Bir kadının bile uğradığı şiddet, zulüm, baskı, haksızlık ve çaresizlik hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü tüm dünyanın dengesi tam da burada.
kendi değerini muhatabından talep etmeden öz saygısını kazanmış, şahsi direnişini her ne üzerinden verirse versin, sevgi ve incelik dolu olmaktan vazgeçmeyen, kimsenin karşısında veya yanında olmak zorunda hissetmeyen, güçlü olmak zorunda da olmayan kadınların varlığıyla güzelleşen bir dünya hayali içindeyim. Yazarak kendi alan açan biz kadınlar adına sevinç ve gurur içindeyim açıkçası. Sesimiz gür, hayatımız onurlu bir sevinç içinde daim olsun diyorum. Gününüz kutlu olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Güle Gece Yorumları adlı kitabımdan bir şiir okuyacağım. Çerçeve ve Mesel. Zonklayan yaradır kadınlar, düşleri bulutlarla tenha, susmakları örtünürler hep, darlıkları eve kar. Her bahar düşleri sınanır acıyla, bir kapı öteleri kış, masal satarlar durmaksızın, kapılarında çivilenmiş keder, sesleri yok, dilleri yok, inerler hep bir yoktan kışa, oluk kadınlar, kıyı kadınlar, bulut kadınlar, dağ kadınlar. Merhaba anne. Tıpkı ilk şiir kitabım Otomatların Marşı gibi bu konuşmayı da senin şahsında bütün kadınlarıma, bütün kadınlara adıyorum. Sen küçük bir kızken, öğretmen okulu sınavlarına hazırlanırken küçük bir kolyeyle hayallerinden vazgeçmiştin. Seni kandıran o küçük kolye daha sonra bizi hiç kandırmadı, kandıramadı. Zaten hiç kimse abin gibi bizi de kandırmaya çalışmadı. O yüzden teşekkür ederim baba. Annem gibi daha sonra bir sürü ışığım oldu. Sevgili öğretmenlerim Necla Özel, Aynur Kahraman, Güner Özan Hocam. Kitaplarının isimlerini gizli gizli not edip, sonra koşa koşa Kadıköy'e gidip aldığım, boyumdan büyük kitaplar okumayı seninle öğrendim. Teşekkür ederim. Daha sonra o kadar sayısız ışıklı kadınla tanıştım ki, teşekkür ederim. Biz sürekli güneşler batan dünyada kendimize ışıklar aradık. Belki bu yüzden en çok kitaplara sarıldım. Teşekkür ederim Emily Dickinson. Teşekkür ederim Ingeborg Bachmann. Teşekkür ederim Jane Austen. Eğer bu ışıklar olmasaydı, teşekkür ederim Lale Müdür, Leyla Hanım, Mihri Hatun. Teşekkür ederim asırlarca inatla ve inançla konuşan kadınlar. İşte bugün ben de kadınlarımı koydum kütüphanemin başucuna. Hep oradalar zaten. Şair kadınlarım. Onlar şiir söylediler. En az kendi sesim duyulur kadar yükseldi göğsümden nefesim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çağdaşım sesler. Bizler yalnız kız kardeş değiliz. Birilerinin bacısı değiliz. Abla değiliz, anne değiliz. Teyze hala değiliz. Anneanne babaanne değiliz. Bizler birer veri, birer rakam değiliz. Nüfus sayımı değiliz. Bizlerin ardında isimlerimiz var. Nergihan'ız, Mihriban'ız, Selma'yız, Kerim'an'ız, Gökçe'yiz, Hayriye'yiz, Zeynep'iz, Selcan'ız, Fatma'yız, Hatice'yiz, Ayşe Şeyma'yız. Bizler isimlerimizle varız. Sevgili kadınlar ve kendini kadın hissedenler, 8 Mart'ınız kutlu olsun. Savaş bölgesindeki kadınlar ve çocuklar, sizlerin de. Şimdi size çok sesinden seçtiğim bir şiiri okuyacağım. Evet, başlıyorum. Gözlüğümü çıkarmam gerek sadece.
Abinishio. Sardam da bölgeye gidince insanların oradan oraya dehşetle koşuşturduklarını gördü. Sığınacak yer yoktu. Bir sığınak için gerekenleri düşündü. En çok çimentoya ihtiyaç vardı. Havalandırma fonu da şarttı. Aldığı edebiyat fonu bunu karşılamıyordu. Ama dergi gelirlerinden artırılabilirdi. Gog'un sığınak projesi daimdi. Bunun için yayın evi gerekirse daha çok Proust basacaktı. Vahşetin, dehşetin, çığlığın ortasıydı. Bir yere yerleşmekle şiddet arasındaki bağı düşün demişti ona. 3-4 kez derin nefes alıp bıraktı. Şiir zorluydu. Dünya bize kelimelerden yapılmış gibi gelmiyordu. İş bölümü derinleşmişti. Her şey başlangıçtaydı. Sonra patriarka oldu. Melanie buna üzülüp uzun uzun ağladı. Herkesin kölesinin olabilmesi onu derinden sarstı. Akatları bekledi ve geldiler. Çivi yazısı dondu. Gog'un sığınak projesini akatlar benimsedi. Kiş şehrinden geldiği için Sargon ticareti de getirmişti. Yıkım yoktu daha ama devlet denildi. Mekanizmalar aksadı. Bu sefer Gog oturup ağladı. Ayaklarını uzattığı yerden ayı görebiliyordu. Dağların canavarı dedikleri gutiler göründü. Gog korktu. Ayın çapı 3474 kilometreydi. Luna 10 ayın yörüngesine girince kendini bıraktı. Gog yeni bir dil öğrenmeliydi. Çünkü ölmekten korkmak diye bir şey vardı. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu videoları çekmeye karar verdiğimizde Ukrayna'da savaş başlamak üzereydi ve peşinden sosyal medyaya yansıyan Ukraynalı kadınlara dair kötü şakalara tanık olduk. Hepsi erkeklere aitti. Dürtüsel bilinçaltı ortaya pervasızca saçılmıştı ve zor durumda kalan savaş mağduru kadınlara dair tasavvurlar iç karartıcıydı. Ben bugün Bergen filmini izlemekten geldim. Seneler önce Kezzap sözcüğünü bize öğreten de bu olay idi. Bergen gerçeği her gün çeşitli dozlarda yeniden başka bedenlerde yaşanıyor. Haber değeri bitince çabucak anonimleşen kadın istatistiğe çevrilip kişisel hikayesiyle unutuluyor ama gerçekte kesiliyor, doğranıyor, yakılıyor. Mahkemelerde artık kadına cadıdır denmiyor ama görünmez mahkeme denebilecek örflerde cadılık halen tescilleniyor. Hem tekil hikayelerdeki çaresizlik ve acı, hem majör hikayedeki kahredici durum ne kadar ve kaç yolla dile getirilse az. Elbette dile getirmelerin uzun ve etkili olması için şiirin, edebiyatın ve sanatın dönüştürücü, geleneği aşındıran gücüne ihtiyaç var. Şair kadınların, annelerin, emekçi kadınların şahsında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben şimdi 2001 yılında yazdığım ikinci kitabıma da adını veren şiiri okumak istiyorum. Adem'in kızlarından biri. Hiçbiriniz beni cehenneme gönderemez. Bir kadın eli bekliyordunuz, işte el. Sizi ve arafınızı ve sevdiklerinizi ve bağrınıza iştiyakla bastıklarınızı silecek olan el kesilmelidir, öyle ya. Kısas, haydi bize vaat ettiğini göster. Haydi göster bir sayha ya da bir ses ya da kara bir duman. Kısas, o kadim gelenek. Kadit ellerinizi fışkırmış saçlarınız arasında görmeliyim. Her şey hazır. Dudu kuşu, yarasa, bir boncuk. Hey sözleriyle zihnimi çelen geniş omuzlu erk, ek. Erkini kutsuyorum. Un ufak ediliyor şairliğin. Artık ne ak kollu koşacak yardımına, ne gül parmaklı şafak. Çünkü onlar yok, hiç olmadılar. Hi. My name is Laura Kerr, and I'm a Canadian artist. I'm going to talk a little bit about what it's like to be a woman artist and teacher, art educator, to celebrate the month of March, Women in Art. So I have been teaching for 27 years, and I went to school in the 80s. That was a great time for conceptual art still, neo-expressionism, lots of great stuff, and performance art. So yes, I actually, even though performance art started many years or decades before, I did my whole thesis in performance art. And then after university, I went on to open an art school of my own, and because I like doing my own thing.
and making my own path in the world. And there's been no looking back. I have to say, I probably have educated thousands and I don't know how many thousands of people, young people. Anyway, being an artist has been mostly all good. There's been struggles, of course, but I know one thing about women in art, even though I know we've had a struggle through history of being recognized and still do, it's all an ongoing battle. I still remember reading the list, I think it was 1988, the Gorilla Girls, and thinking, wow, that's like, you have to take a look at that list. But so, you know, yeah, it has been a constant kind of battle, but I love it. I love art, so nothing was going to stop me. And I think, you know, that's always been my advice to my students. If you want it enough, you will work for it, and you'll find a way to pay for your studio. You'll find a way to afford things, even if it means getting another job or even two jobs, which, you know, I used to have to do. And then, of course, I've raised a family in the course of these years that I've been an artist. So I've tried to give back. And one of the things I found that teaching is that form of mentoring, too, where I feel great when my students go on to university, and some of them have become curators and, you know, graphic designers, and of course visual artists as well. So that's always a bonus. I can remember when I had young children, feeling defeated when it came to my work as an artist, because I didn't have time, even with a terrific husband helping, but sharing the work with at home, it still cut into the my studio time, and I wondered if I'd ever get the momentum back, like I had before my family. And I remember a woman artist by the name of Judy Onofrio saying to me, just relax, enjoy your family. They'll be up, growing up really soon, and you'll get right back to it. That's the beauty. I mean, it's the best of both worlds. So she said, trust me, it's all okay. And just having a woman in older, saying she'd been through that, and, that's what we do. We do that for each other. So that's a very important quality in women artists, giving back. I think as far as how to move on as a woman artist and not give up, you just truly have to believe that you are equal. I mean, because you are. And you have to go out there. And so you might have to say a few times in your head, I'm okay, I can do this, you know, this is my world, this is my art world, so you can do that. But you just have to, you have to believe it, but also you have to surround yourself with people who believe in you also. That's very important. So, you know, your community, your friends, your fellow peers, your contemporaries. I would say to all women out there, keep going. There's a lot to do, but we will make change. Geç artık. Kızmak besliyor cüretimi. Kız olmak beni iyi peri yapmıyor. Ben, yani o cilvenaz, yaz varaklara. Allah ve kızları, hanımefendiler, hatun. Öcümü alacak biri. Devranı döndürecek kim? Bana bırak. Uç beyleri alışsın korkuya. Ki korkunun kaşları ilk gün kadar çatıktır. Anlatma, ben erdemli masalların prensesi değilim. Elmayı zehre bulayan cadı kadar delirdim. Cayır cayır bir haldeyim ve yatağımda her gece ben, yani o cilbenaz, gözlerimi kırpmadan erkeksen gel denilen erkekliğe haspayım. Havai bir marş okur, her şey daha depreşir. Anneler ve kızları ya da işveli mızraklar. Ben,
yani o cilvenas, gergin tellerden iyi sesler, çıkarmak için işlenmiş mızrap maki tutasın. Ben gergin tellerin mızrabı değilim. O telleri koparıp ahengi bozayım. Bana ters işleyen, aleyhime sürgiden, acı ritim, bu ritmi bozayım. Bana bırak, yörüngede aksın kadınlığı. Bir yağmurla belirsin ve kamaşsın doruklar. Bir küçük kız doğurayım, doğurayım kız küçük. Yörüngede aksın baştan başa kadınlık. Merhabalar. Bu dünyada insanın kendi sesini bulması çok zor. Özellikle bir kadının kendi sesini bulması çok zor. Ben kendi sesimi bulmaya çalışırken kolajlardan yararlanıyorum. Ve fark ettim ki her bir kolajımda bir kadına dokunuyorum. Doku olarak, renk olarak, figür olarak hep bir kadından yararlanıyorum. Benim kolajlarıma, kendi sesimi bulmama kadınlar ilham oluyorlar. Çünkü kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Dark buttons. Poise in space. Eloquence in darkness. My sun is black, swallowing sorrow. Rays of shadow will wash you away. Every dot has its own dark place. Her dark core feeds the wilderness. Pop. Pop, pop. Alım, aldım alımımı senden. Allı pullu hiçlik en afillisinden. Allı teranesinden alı al morı mor. İçli hiçlik, pek güzel. Birim, dirim. Ölüm. Görümlüğümü de gördüm. Işıl ışıl parladı zift. Yuttu, burkuverdi sonra beni. Göreceğimi görünce de karısın kara. Ahlar, vahlar, pek yazıklar olsun. Duyumluğum da doyurdu tıka basa gürültüye. Gürül gürül çağladı ses seçlerin oynaşk harfleri. Okudukça dağılıverdim. Sükülüverdim. Aldım, verdim. Pek görümlü, pek duyumlu, pek alımlı. Pek oynaşık harflerin kıyısında dolanıverdim. Kırık kovan. Boş bir mektup bulayım kapımda. Yerime bir kağıtla konuş. Anlat, kalemsiz çizgisi serbest kalayım. Bu defa öyle bezenmiş, öyle yeğin. Tek bir harf görmeden teskin olayım. Tazeden gelmeden avuçlarının kokusu. Sırasıdır, gel müsamahakar olalım. Muhafız bu sürümlü cümlelerden. Uyurgan değilim, söz çatar hiç değil. Sana yalnızca bir lehçe bırakıyorum. Yaşadım demenin teminatı olamayacaksa da bir gedik olur bu dizgide belki. Peçesiz bir sohbetin evvelinde sen bir kereliğine görünmek istersin diye. Bak sen yokken bile tahripkar. Birkaç nakil oldu bu paravanın ardında. Hünerler sergilendi. Kitabım satmadı diye gülümsedi birkaç kadın. Zaten bilirsin, cariye açığıyım ben bu bilgiç nezaretin. Keşikçim yok, olsa olsa tabiiyet. Bir gönüllü rehin edersen de haklısın. Farkım yok, kovasız bir balıkçının tuttuğu balıktan. Yine de bilmesen, bilmene kalacak. Kelimesiz adamlardan ve bu sarkıtlardan.
bu kaşiflerden, bu deneklerden sonra ne çabuk bir hatıraya dönüşüyorum. Bir ütü yanığısın işte bileklerimde. Sana kendimden başka cümlem kalmadı. Sloganlara ve etiketlere dönüşmediğimiz nice güzel günlere umutla. My name is Sabine Schüffler. I am a poet from Germany and I've lived now for 6 months in Turkey, in Istanbul. And during this time I've known a lot of wonderful women. Some of them became very good friends, especially one whom I already know before 40 years. She's now filming this little film about the 8th of March. I found that, especially here in Turkey, the women have a much harder life than we in Germany have. They have to fight much more against machism and man superiority, and yeah, it's harder for them. And I'm very happy that I can join the march on the 8th. For March on the 8th of March now in Istanbul and be with them on the Day of Women. And I want to read a poem. This poem is a poem I've written about my mother, and I think we are all daughter of a mother, and mothers are very important for how we as women are and if we fight or if we don't fight. So I read now this poem. It's in German. The title is Bitte voller Wonne. Meine Mutter lehrt mich sprechen. Denk einfach, denn Sprache sei unendlich viele Samentütchen, sagt sie, und lehrt mich die Blumennamen. Die Akelei blüht im Waldeschatten. Sie zeigt mir die Kaiserkron, die liebt ich einst, und meinen Namen sucht sie aus ihrem Alphabet, weil er der Stockrose ähnelt, die nah am Hause steht. Und dem Schmetterlingsflieder Budlaya und den Sonnenblumen, die oft porträtiert zu Hause hängen. Auf so seltsame Blüten wie dem Sonnentau kommt sie zu sprechen. Jeder Mensch, nicht nur du, die wir dich aus dem Moor holten, ist so einzigartig wie der. Ein rares Gewächs ist er, treibt aus auf rauem Grund. Meine Mutter ist Sprechlehrerin im Reich der Beete und Blumen, und sie singt voller Wonne. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne. Kumaş kuşu. Ben evimden uzaklara gider, başka insanlara bayrak yemeği yapardım. O zamanlar gündeliğe gider, gündelikte bir ıslık çalar, bütün kuşlara dalgalanmayın ulan derdim. Ben ulan dedikçe adamlar erkek olurlardı. Çünkü ulan demenin türküsünü onlar bulmuşlardı. Düştükleri yerden kalkamayacak olanlara er denildi. Bu topraklara benim gitmişliğim vardı. Dünyanın etrafını ip atlama idmanı yapmak için kullanıyordum. Benim bir suçum yoktu. Bir diğer suçumu evimde bırakıp dolaşıyordum. Suçlarımdan bayraklar yapılıyordu. Bunun bazı örneklerini tarla başında görüyorduk. Bazı örnekleri sadece bunundu. Bana gösterilen şeyleri okuduğum oluyordu. Gözlerimle bakarak okuyordum. Ses o zaman yasaktı. Bayrak gördüğümde çığlık atıyordum. Bunu öğretmişlerdi. Bilmişlikten eğilerek geçiyordum. Koşuyorlar ve kazanıyorlardı. Kızlar ip atlıyordu. Kızlar düşünceli göklere bakıyorlardı. Yemek yapıyorum, yemeği masadan atıyorlardı. Kızlarla ip diyorduk göklere. Gökleri ye diyorduk. Bütün bunlardan sonra başa dönüyorduk. Ol diyorlardı, oluyorduk. Ol diyorlardı, üşeniyorduk. Göklere bakardım. Göklere ol deyince aşağı düşen bir şeyler vardı. Göklere diyorduk. Ne haber gökler? Sonra büyüdük ve göklere denildik. Bazı renklerde insanlar düşüyordu. İçimizde biriktirdik hep. Ne haber gökler? Ne haber gökler? Dedik. Herkese merhaba. Bir şiir okuyacağım. Fakat bu şiirin benim için anlamı çok büyük. Kendi şiirimi seçtim. Çünkü bu şiiri yazdığım dönem kendimi hem çok
güçlü hem de çok zayıf hissettiğim bir dönemdi. Hani emekleyerek başlarsınız ve devamında yürümeyi öğrenirsiniz ve ilk adımları attığınızda korkarsınız, düşersiniz. O korku hissiyle boğuştuğum bir dönemdi. Ve kadınlar gününü kutlarım. Kadınların sosyal anlamda daha bilinçlendikleri, ekonomik anlamda güçlendikleri, haksızlığa ses çıkarabildikleri, kendi güçlerinin, potansiyellerinin keşfedip, bunun üzerine gidip ilerleyebildikleri, daha iyi toplumsal bir dünya hayal ederek ve bunu hayal ederken de umutla şu anki kadınların daha bilinçli olduklarını görerek, hatta küçük çocukların bile artık bu konuda daha bilinçli olduklarını görebiliyoruz. Kadınların birbirine destek oldukları, birbirini bilinçlendirmek ve haksızlıklarına ses çıkarmak için omuz omuza durabildikleri, daha iyi bir dünya hayal ederek hepimizin Kadınlar Günü'nü kutlarım. Ve şiirimi okuyorum. Muhtemel bütün tablolar. Ateş yakmayı öğrendim. Olta atmayı da. Bir yerde saat durmuşsa ve yanımda ve anında patlamayla muhtemel, yanımda ve karşımda aynı anda durabiliyorsa evet, olabiliyorsa mavi kablo, kırmızı kablo, kısa çöp, uzun çöp, sırt ağrısı, migren ve saatlerin hareketsizliği hakkında üretilen bütün o ilkel aletler. Sadece uzlaşmak için değilse. Elbette muhtemel bir tablo bu. Çamura saplanmışsa tekerim, yedeğim yoksa, ikinci bir geri dönüş yoksa yola, olası tüm kazalara dümdüz girebilirim. Kusursuz basabilirim frene ve fren beni tutmuyorsa ağacın gövdesi devrilir. Şehirler yıkılır fakat çiçeği değiştirmez bu. Belime bir halat bağlamış ya da bir halat tırmanıyorsam düşmekle ilgili klişe teoriler şekil değiştirebilir. Bir sırada arkada ya da bir sırada önde olmanın mesafeleri tanımlamakla ilgisi yok. Bir nefes tutturmuş ve devam etmiş bir nefes vermeye. İlgilenmiyordum çünkü hukuken saçlarım doğarken bana bahşedilmiş bu. Yani kırmızı kablomu, mavi kablomu. Bunu erkenden söylemeliydin. Erkenden öğrenmeliydin ateş yakmayı, balık tutmayı ve ağaç devrilirken karşımda yanımda oturmalıydın ve ateş yakmalıydın. Merhabalar, ben Nilgün. Öncelikle çok heyecanlıyım, bunu belirtmek istiyorum. Normalde de heyecanlı bir tip olduğum için çok zorlanmadım heyecanlanırken. Kan şekerim falan düştü, gidip işler tırtıklayıp gelip çektim videoyu. Bir de sürekli kendimi sabote ettim. İşte kendime patates falan deyip buna gülüyorum videonun içinde. Evet. Yani kadın olmam çok zor. Hepimiz için zor. Bizler çok uğraşıyoruz bazı şeyler için. Çalışıyoruz, didiniyoruz, emek veriyoruz. Şu an bulunduğumuz yerlere çoğumuz tırnaklarımızı kazıyarak geldik. Hiç kolay olmadı eminim. Düştük, yaralandık. Ama güçlenerek yeniden doğrulduk. Bizler çünkü kendimiz olmak istediğimiz yerler arıyoruz. Kendimiz olmak istediğimiz yerlere varmak bizim amacımız. Buralarda kalmak istiyoruz. Kendimiz olabildiğimiz yerlerde mutlu da olduk. Oraları güzelleştirdik de. Bizler birbirimize ilham olduk. Birbirimize cesaret verdik. Vermeliyiz de, birbirimizin ellerinden tutmalıyız. İnandığımız şeyler için mücadele ederken birbirimizin yanında olmalıyız. Destek olmalıyız birbirimize. Birbirimizi yargılamamalıyız bizler. Herkesin öyküsü başka çünkü herkesin şiir başka. Kadın olmak istiyoruz hepimiz. Kadın kimliğimizle var olmak istiyoruz. Kadın kimliğimizle bir şeyler yapabilmek istiyoruz. Hepimizin mücadelesi bu, bu yönde. Dünya 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Umarız daha güzel, daha iyi. Merhaba. Dünyada olmaklık içerisinde yaşamın anlamı ve birlikte yaşama imkanı üzerine düşünürken, şiirin sezgisel dağarcığı her zaman iyi bir eşlikçi oldu bizlere. Bu kadim dağarcık görünenin ötesine bakmayı, yüzeydeki derini görmeyi, burada bulduklarımızın yanı sıra asla erişilemeyecek bir yere, bir şeye sirayet etmeyi de sağladı.
Şiirin başka türlü bir oluş biçimi olduğunu, varlığın yaşamdaki gizli kapısını araladığını deneyimledik. Ancak daha da önemlisi, birbirimize uzaktan dokunabildiğimizi, yaralarımıza şifa alabildiğimizi, bu yol ile insanın arkaik seslerine yeni sesler katabildiğimizi gördük. Çünkü anlaşılmak ancak ortaklıkları inşa edilebilmiş olan bir insanlık durumu sayesinde mümkündür. Şiir hepimiz için bir itiraz biçimi de oldu elbette ve bir özgürleşme alanı. Kendinden özgürleşmenin kaydını tutan bir kişisel tarih çalışması da sayılabilecek şiirin sesi, kadınlar arasında incelikli bir sır olarak dolaştı. Bu sesi duydukça kendimizi bir başkasının suretinde açıklıkla gördük, işittik, daha iyi tanıdık. İçimizde başkaya ait sesin nasıl işlediğini duyduk. Bu canlılığı işitmek bizim için bir yabancıyı serinlemek ve özgür bireyler olmak adına anahtar işlevi gördü. Bugün edebiyatla yükselen kadın sesi insanlığın bütüncül sesidir. Bu nedenle kadınların dışında bırakıldığı bir toplumsal yaşamın özünde her daim büyük bir eksiklik ve maraz barındırdığını sıkça hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Şiirin toplumsal alanda susturulmak, bastırılmak, görünmez kılınmak istenen kadın varlığının, arzusunun, sesinin ve bedeninin bir sessizlik harbinden çıkarılıp yaşama yeniden katılması ve ayrıca kadınların kendi varlığıyla uzlaşması yönünde bir araç olduğunu düşünüyorum. Ki bu da özgürce yazabilmenin en temel koşuludur. Unutmamalı ki kadınlar her yazdıklarında verili olanı aşındırırlar. Eril tahakkümün yasalarını ters yüz ederler. İnsan olmanın farkındalığını kışkırtır, farklılıkların en büyük zenginliğimiz olduğunu bir kez daha bizlere söylemiş olurlar. Bu anlamda kadınların kendi güçlerini, seslerindeki yaşam vadeden bereketi daima özgürce, bağımsız, daha çok ve daha cesur yazarak bizlere duyuracağına inanıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadın al alması, ay balam yemeğe bal alması. Iğdırın al alması, ay balam yemeğe bal alması. Yar gelenden sonra yarimin salması. Yar gelenden sonra yarimin salması. Ölürem, ölürem yar, yetimem yar, yetimem yar yar. Ay balam oy, sevirem yar, sevirem yar, sevirem yar yar. Iğdır'dan alma aldım, ay balam yarimi yada saldım. Iğdır'dan alma aldım, ay balam yarimi yola saldım. Yar gidenden sonra ayva gibi sarardım. Ölürem, ölürem yar, yetimem yar, sevirem yar yar. Ay balam ay, sevirem yar, sevirem.